Gördüğünüz gibi 2-3 yaş için önceden kendimiz deneyip yaptığımız pançomuzun şimdi size tekrar yeniden sayılarla birlikte yapılışını vereceğiz. İpimiz Baby Softy 3,5 numara şiş kullanıyoruz. İlk başlangıcımızı 80 ilmek başlıyoruz. 2 sıra horoşa gittikten sonra ilk ilik evimizi açıyoruz. 80 ilmekle başladığımız pançomuzun 2 sıra horoşa olarak gittik. İkinci sıramızı tamamlarken horoşamızı ilik evimizi açıyoruz. Bu ipimiz biraz tabii kadife gibi karışık bir ip olduğu için örgü sıralarımızı saymak zorundayız. Çünkü pek belirgin olarak görünmüyor. Evet, şimdi kız için olduğundan dolayı iliğimizi sağ tarafa açıyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. İki ilmeği kesiyoruz. Dört ilmek kala ve sonra örgümüze devam ediyoruz. 3 sıra horoşa daha tamamlandığında düz örgüye geçeceğiz. İlik ve düğme bantlarımızı 6'şar ilmek horoşa olarak devam ettireceğiz. Şimdi iliğimizi koyduk, arkadan geldik. Şimdi düze geçtiğimizde 3. sıra horoşayı tamamlamış olacağız. Burada 6 ilmek ilik ve düğme bandı için yine horoşayı biz devam ettireceğiz. Fakat bu 6 ilmeğimizin kenarından bir ilmek artırıyoruz. Bu ilmeklerimizin artması ilik ve düğme bantlarımızın bitiminden etek boyuna kadar devam edecek. Bizim pançomuz 80 ilmek olduğu için arka ortadan da 2 ilmeğimizi artırma bandı olarak ayıracağız. Baştan ilik ve düğme bantları ile birlikte 39 ilmek ördüğümüzde artırma işlemini yapacağız. Ortadan yine 2 düz ilmek öreceğiz. Yine artırma işlemini yaparak diğer başa doğru devam edeceğiz. Örgümüzün tam ortasından 39 ilmek baştan itibaren ördük. Bunun içinde tabii ilik ve düğme bandımızı da sayıyoruz. 39 ilmek ördük. 1 ilmek artırdık. 40 ve 41. ilmekleri ördük. Artırma bandı olarak ortadan devam edecek. Tekrar 1 ilmek artırdık ve bu şekilde örgümüz her düz yüzüne geldiğimizde ön yüzden ilmeklerimizi artırıyoruz. Arka yüzden örerek beden kısmına dahil ediyoruz. ilmekle başladığımız pançomuzu artık artırma yerlerine örmeye başladık. Tabii artırmaya başladığımız sıradan itibaren de düz örgüye geçtik. Arka ortadan artırdığımız artırma bandımız 2 ilmeği de düz olarak örüyoruz. Sadece ilik ve düğme bantlarımız 6'şar ilmek. Bunları horoşa olarak devam ettiriyoruz. Horoşa olarak devam ettirip 4 tane ilik açtıktan sonra 6'şar sıra horoşada bir ilik açacağız. 4 tane ilik açacağız ve daha sonra pançomuzu yuvarlak şişe geçirerek bir bütün halinde devam ettireceğiz. O zaman da tekrar sizlere anlatacağız. Şimdilik sadece ilik ve düğme bandı 6 ilmeğimizin yanından her düz sırada arka ortadaki 2 ilmeğimizin iki kenarından her düz sırada ve yine sondaki 6 ilmek horoşamızın bir önünden her düz yüzde birer ilmek artırarak pançomuza devam ediyoruz. 80 ilmek ve 3,5 numara şişle başladığımız
kız çocuk pançosunu önce 2 sıra horoşa ördük. 2 sıra horoşadan sonra bir ilik açtık. İlik ve düğme bantlarımızı 6'şar ilmek ayırdık. Bu 6'şar ilmeğimizin önce 2 ilmeğini örüp 1 ilmek artırıp geri kalan 4 ilmekten ikisini keserek artırdığımız ilmeğin yerine 1 ilmek kesmiş olduk. Ve tersten yine bir sıra düz giderek horoşamızı 3 sıraya tamamladık. 3 sıraya tamamladıktan sonra 6 ilmek düğme bandımıza ayırdık. 1 ilmek artırmaya geçtik. Burada 80 ilmek olduğu için 39 ilmek ördük, 1 ilmek artırdık. Arada 2 ilmek artırma bandımızı ördük. Yine 1 ilmek artırarak bu şekilde devam ettik. Kenarda yine 6 ilmek ilik bandımızı ayırdık. 3-6 sıra haraşayla ikinci iliğimizi açtık. Daha sonra üçüncü iliğimizi açtıktan sonra bir sıra haraşa yaptık ve düz yüzden krem rengi ipimizi bağlayarak düz renge geçtik. Yine aynı şekilde artırma işlemlerimiz devam ediyor ve krem rengi ipimizi de 4 sıra horoşa yaptıktan sonra 5. sıra olarak yine pembe ipimize geçtik ve arada 6 sıra horoşayı tamamlayınca burada gördüğünüz gibi yine iliğimizi açtık. 4 tane iliğimiz oldu. 4 iliğimizi açtıktan sonra şimdi 3 sıra horoşa daha yaptık. Yani pembe rengimiz 4 sıra horoşa olmuş oldu. Artırma işlemlerimiz devam ediyor. Hem arka ortada hem önlerde. Şimdi ilmek sayımız çoğaldığı için biz yuvarlak şişe geçtik. Ve artık burada pançonun daha rahat bir şekilde giyilip çıkarılması için hem de aksesuar olarak 4 tane ilik açtık ve ince düğme dikeceğiz. Şimdi bundan sonra pançomuzu yuvarlak şişimizle bütün olarak yuvarlak bir şekilde öreceğiz. Tabii bunu örerken de şimdi göstereceğiz. Artırma işlemlerimiz hep düz yüzden örüldüğü için, düz olarak örüldüğü için birinci sırada artırılıyor, ikinci sırada örülüyor. Artırdığımız ilmekler tekrar yeniden iki sırada bir artırmış oluyoruz. Şimdi biz burada öndeki ilik ve düğme bandımızı birleştireceğiz. Şimdi ilik bandımdaki 6 tane ilmeği başka bir şişe geçiriyorum. Şu şekilde geçirdim. Şimdi bunu birleştirirken ben krem rengine geçiş yapıyorum ipimde. Bunu da yine başta ördüğüm gibi biraz fazla sırada krem rengimi öreceğim. Tabii siz istediğiniz şekillerde sıra sayısını değiştirebilirsiniz. Burada ilik bandımın sonundaki iç taraftaki ilmekle diğer düğme bandımdaki ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Yine aynı şekilde bir ilik bandından bir de düğme bandından üst üste örerek bu bantlarımı üst üste getirmiş oluyorum.
şu şekilde ilik ve düğme bantım düğmeleri diktiğimde üst üste gelmiş olacak. Şimdi yuvarlak şişle örgümü düz olarak örmeye devam edeceğim. Dönüşte bu 6 ilmeğimin ortadan 2 tanesinin artırma bandı olarak ayıracağım ve kenarlarından ilmeklerimi artırarak örmeye devam edeceğim. Şimdi krem rengi ipimle normal olarak örgümü örmeye devam ediyorum. Şişim yuvarlak olduğu için yuvarlak bir şekilde orta bölümden sürekli dönerek ve örgüleri hep düz olarak örüyoruz. Çünkü birleştirdikten sonra geriye dönüş olmadığı için hep aynı yönde örüldüğü için örgümüz düz olarak devam ediyor. Pançamızı giderken ilik ve düğme bandımızı birleştirerek krem rengi ipimize geçmiştik. Şimdi son olarak başa geldik. Başla birleştireceğiz ve artırma bandımızın kenarlarındaki ilmeklerimizi artıracağız. Şimdi burada son ilmeğimi örerek tamamlamış oldum. Fakat bu iki renkli gittiği için bu ipimi aradan kaydırarak kendi sırası gelinceye kadar ipimin başlangıç noktasında aradan kaydırıp geçireceğim ve ilerleteceğim. Şimdi bu 6 ilmeğimi 2 tanesini örüyorum düz olarak. 1 ilmek artırıyorum ve ortadaki 2 ilmeğimi artırma bandı şekline dönüştürüyorum. Yine kenarından 1 ilmek artırıyorum. 6 ilmeğimin ortası artırma bandı olarak devam edecek. Arkadaki artırma bandı gibi o da 2 ilmek olarak bitinceye kadar devam edecek bu şekilde. Şimdi tabii ilmeklerimiz biraz sayı olarak şişimize göre az geldiği için mecburen o büyüyünceye kadar biraz kaydırarak örmek zorunda kalıyoruz. Örgümüz hep düz olarak devam ediyor. Birinci sırada ilmeklerimizi artırıyoruz. İkinci sırada artırma yapmadan artırdığımız ilmeklerimizi örüyoruz. Tekrar dönüşte başa geldiğimizde yine artırdığımız ilmekler bittiği için yeniden artırma işlemine geçiyoruz. Yani bir sıra artırıyoruz, ikinci sırada örüyoruz. 3,5 numara şiş ve baby softy ipiyle ördüğümüz daha önce bir modelimiz vardı. Bu modeli şimdi sayılarıyla verelim dedik. 3,5 numara şiş ve 80 ilmekle başladık. İkinci sıra horoşa da bir ilik koyduk. İliğimizi koyarken 6 ilmek ilik ve düğme bantını hesapladık. Ve burada iliğimizi koyarken sonda 4 ilmek kaldığında 1 ilmek artırarak 3. ve 4. ilmeğimizi birlikte alarak iliğimizi koyduk. Arka yüzden de artırdığımız ilmeği örerek iliğimiz meydana geldi. 3. sıra horoşadan sonra 6'şar ilmek ilik ve düğme bandını ayırırken bunun kenarlarından da artırma işlemine başladık. Aynı zamanda 80 ilmek olduğu için 39 ve 40. ilmeklerimiz 39. ilmeği ördüğümüzde 1 ilmek artırdık. 40 ve 41. ilmekleri 2 ilmek düz olarak ördük. Artırma bandımız olarak kabul ettik ve yine 1 ilmek daha artırdık. Her iki tarafta da ön yüzlerimizde
ilmeklerimizi artırmaya devam ettik. Burada renk sırasını siz kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Ama bu 2-3 yaş çocuk parçamızda bir yumak pembe, 1,5 yumak da krem rengi ipimiz gidiyor. Çünkü bu iplerimiz zaten 50'şer gramlık ipler. 4 tane ilik açtık. İliklerimizin arasını 6'şer sıra horoşa yaptık. Son iliğimizden sonra 3 sıra horoşa ördükten sonra ilik ve düğme bantlarımızı birleştirdik. Her ikisini daha önce size çekimimizde göstermiştik. Bu 6 ilmeğimizin ortasındaki 2 ilmeğimizi yine kenarlarından artırmaya devam ettik. Bu artırma bandımız olarak pançomuzun ön bölümünde devam etti. Burada biz birleştirmeyi yaptığımızda ilik ve düğme bantını yuvarlak şişe geçtik ve bir bütün olarak devam ettik pançomuzu ve bütün olarak devam ederken de örgümüz düz örgü olarak devam ediyor. Şimdi biz sona geldik. Alt eteğini de boyunda olduğu gibi horoşa bitirmek istediğimiz için size şimdi burada hep düz olarak dolandığı için burada bir sıra ters, sıramız tamamlandıktan sonra bir sıra düz devam ederek horoşa oluşturarak lastiğini tamamlayacağız. Şimdi burada ön ortadaki artırma bandındayım. Ben burada iki sıra düz olarak gittim ipimi. Şimdi lastiğini oluşturmak için ön yüzde ters olarak örgüme devam edeceğim. Çünkü lastiğim horoşa olacak. Burada örgümüz hep tek yönlü örüldüğü için yuvarlak şişle. Bu yüzden bir sıra ters öreceğim. Yine aynı noktaya geldiğimde bir sıra düz öreceğim. Yuvarlağımı tamamladıktan sonra yine tekrar bir sıra ters öreceğim. Yine tekrar bir sıra düz örerek etek lastiğini horoşaya çevireceğim. 3,5 numara şişle 80 ilmek başladığımız kız çocuk pançosu 2-3 yaş için. Bu daha da büyütülerek diğer büyük yaşlara göre de çoğalabilir. Boyunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şekilleri istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Ayrıca eteklerini de süsleyebilirsiniz veya saçak takabilirsiniz. Biz böyle sade bir şekilde bıraktık. 4 sıra horoşayla tamamladık.